Sevgili dostlarım hepinize merhaba ben başkan 35 Bugünkü altın ve gümüş videomuz değişik bir video olacak Uzun vadeli altın ve gümüşte hangi seviyeler teknik olarak mümkün Sizlerle birlikte bunun değerlendirmesini yapacağız Bildiğiniz üzere arkadaşlar COVID-19'un ekonomi üzerindeki etkileri hala devam etmekte Son zamanlarda FED başkanı Powell'ın yapmış olduğu Jackson Hole toplantısından da aldığımız sinyaller doğrultusunda ABD'de de bir enflasyonist baskı tüm dünya genelinde olduğu gibi beklenmekte. Bu enflasyonist baskının daha çok altın tarafına yarayacağı tüm ekonomistler tarafından da tartışmasız kabul edilmekte. Ayrıca dünya üzerindeki riskler henüz bitmiş değil. Covid-19 ile ilgili Rusya tarafından, Japonya tarafından ve Çin tarafından açıklamalar aşıyla ilgili açıklamalar gelse de bu açıklamalar neticesinde somut olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün henüz onayladığı bir aşı mevcut değil. Bu Covid-19 salgınının beklendiği gibi inşallah bu beklenen olmaz. Beklendiği gibi ikinci Pandemisi de e, olursa arkadaşlar e, maalesef dünya ekonomileri e, bunun sonuçlarını ve bedellerini çok ağır öder. Bu da yatırımcıların daha çok altın ve gümüş tarafında e, yatırımlarını e, tutmalarına sebep olacaktır diye düşünmekteyim. Tüm bunların e, neticesinde de altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar. Altında e, olağanüstü bir fiyatlanma devam etmekte. E, uzun bazlı bu fiyatlamaların devam etmesi halinde arkadaşlar. E, altın ons'ta bakın şöyle bir e, fiyatlamada mevcut. Haftalık bazda şuradan geçen yükselen trendi üzerinde altın ons'un e, hareketlerini devam ettirmesi yani 1937 üzerinde. Altın onsun kalmaya devam etmesi halinde arkadaşlar altın onsta hareketler ilk etapta 2.190 onun üzerinde 2.420 ve onun üzerinde de 2.770 şuradaki 2.770 aylık bazdaki Ana hedef noktasına doğru altın onsu taşıyabilir. O yüzden benim Elliot çalışmasıyla bulduğum değerlere göre de arkadaşlar altın onsun 1937 üzerinde kapanışlarına devam etmesi halinde ilk etapta 2.100 ve onun üzerinde 2.420 daha uzun bazda da 2.770 seviyelerine doğru. Altın 10'su e, teknik olarak e, taşıması mümkün. E, şimdi kısa, orta ve uzun vade e, bunu soran arkadaşlar var. Arkadaşlar kısa vade demek 1 ila 3 aydır. Orta vade 3 ile 6 aydır. Uzun vade de 6 ile 12 ay arasındaki zaman dilimidir. E, bu zaman dilimleri e, arasındaki e, altın 10'staki beklentilerimiz bu şekildedir şimdi kısa bazda da altın onsta forexçi arkadaşlar var. Onların da değerlendirmeleri var. Al sat yaptıkları pozisyonlar var. Onlar için de altın onsta kısa da takip edilecek bir 1970 direnci mevcut. Evet şuradan bir 1970 direncimiz var. Burası yukarı yönlü aşılabilirse 1970 üzerinde Altın olsun ilk etapta 2024 seviyesindeki ee dirence doğru gitmesi Muhtemeller Sizler bu direnç seviyelerini takip edebilirsiniz. 2024 üzerinde de ikinci bir ee direnç 2073 direnci ons altında gözükmekte. 1970 altında ee 1944 destek seviyesi mevcut. Bu 1944 kısada kırılmadığı müddetçe altında yön e, yukarı olacaktır arkadaşlar. Kısada da e, bu verdiğim mesafeler takip edilebilir. Şimdi hemen gram altına da bakalım. Gram altında e, beklentim olan e, şok rakamları da sizlerle birlikte paylaşayım. Evet gram altında önce bir e, kısaları paylaşalım. Kısada bizler için forexçiler için önemli olan seviyeler hangi seviyeler olabilir? Sizlerle bunu paylaşalım. Sonra orta ve uzun vadede hep birlikte bulalım. Gram altın henüz kısa da e, sıkışan üçgen içerisinden yukarı çıkmış değil arkadaşlar. E, bu üçgen içerisinden yukarıya çıkabilmesi için gram altının şuradaki 470 seviyesi üstünde e, kapanışlara başlaması şart. E, ne zamanki 470 üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa, gram altın o zaman e, kısada 481 seviyesini takipte kalabilirsiniz 481 üzerinde gene 488 dirençleri mevcut Evet bu dirençler yukarı yönlü kırılmaya başladığı zaman da e, alt şey gram altında yukarı yönlü hareketler 488 seviyesine e, doğru gitmesi muhtemel hareketlerdir şimdi bizler için Uzun vadede gram altındaki beklentilerimizi hemen paylaşalım. Evet, gram altında da arkadaşlar artık 415 seviyesi önemli bir destek haline geldi. Şuradaki uzun vade düşünen arkadaşlar 415 seviyesi gram altında bir aylık, haftalık veya günlük kapanışlar görmediği müddetçe sırasıyla. Yukarıda 536, onun üzerinde 610 ve onun üzerinde de 731 ana hedef bölgesine doğru gram altında da hareketler görülmesi muhtemel. Bunun için şartımız nedir arkadaşlar? Uzun vade bekleyen arkadaşlar için aşağılardan alım yapmış 300'le seviyelerden alım yapmış arkadaşlar için 415 stop bölgesi olarak. E, aklınızın bir kenarında duracak bu 415 seviyesi altında kapanış olmadığı müddetçe uzun vade düşünen arkadaşlar e, gram altında 731'li seviyeleri beklenti haline getirebilirler. Çünkü 415 altında bir kapanışta artık e, görmemiz gram altında zor gibi. Gram altının da uzun vade hedefi bana göre 730 seviyesine kadar ulaşacaktır. Kısa da... Şöyle hemen size tarif edeyim arkadaşlar. Kısa da 510, 543 aralığı, orta vadede 543. Bu rakamları iyi takip edin. Yarın öbür gün e, izlediğiniz zaman geçmişte çünkü dolar ve altın videolarımı izleyen arkadaşlar e, devamlı o. Şimdi sizi dinleseydik zengin olmuştuk şeklinde yorumlar yapmakta. Nasıl gelişeceğini de size anlatıyorum. 510-543 bir kanal aralığı olacak. 543 ve 671 bir kanal aralığı. 671 ve 730 bir kanal kanal aralığı şeklinde ee, bu gelişmeler devam edecek arkadaşlar. 510-543, 671 şeklinde gram altında ana hedef bölgesine uzun vadede gitmesi muhtemel hedefleri şeklinde görülmekte. Bunun için şartımız neydi? 415 seviyesinin kırılmama şartı uzun vadedeki arkadaşların, daha kısadaki e, orta bazlı arkadaşlar 430 seviyesini, e, kısa bazlı arkadaşlar da 452 seviyesini takip edebilirler kendilerine stop bölgesi olarak arkadaşlar. Hemen gümüş tarafına da geçelim. Gümüşteki hedeflerimize bakalım. Gümüş ons. Evet. Metallerin aşırı çocuğu. Yaramaz çocuğu arkadaşlar. Gümüş ons. Gümüş ons 27.98. Kısada. Evet şuradaki 27.98 bizim için önemli bir seviyesi. Bu 27.98-28 civarlarında kaldığı müddetçe Kısa da 29.08 hedefine doğru e, emin adımlarla gidecektir arkadaşlar. 29.08 kırılımı ile birlikte de 29.86'daki direnç seviyesini tekrardan test etmek isteyecektir arkadaşlar. 29.86'ya geldiğimizde tekrardan e, kısa bazlı e, gümüş onsu tekrardan değerlendirebiliriz sizlerle birlikte. Yalnız şu an için hedefi gümüşün gümüş onsunda 29.86 civarlarından geçmekte. Uzun bazlı düşünen arkadaşlar için hemen gümüşe bakalım. arkadaşlar gümüş ons'ta da benim uzun bazda hedefim 45 dolarlar seviyesi. Bunun için stop bölgeniz 24 24.80'deki stop bölgesi olarak düşünülebilir. 24.80 üzerinde gene 32.56 direnç bölgemiz mevcut. 32.56 direnç bölgesinin üstünde 37, 60 ve onun üzerinde beklentim olan seviyesi 45 dolar seviyesi gümüş onsta da beklenti yerlerim halinde. Hemen kanal bazlı da size bunu açıklamasını yapayım. Evet kanal bazlı da arkadaşlar. 27 32 67 şurada kısada 32 67 orta bazda 37 54 Evet şunları bir kanal olarak e, düşünebiliriz e, onun üstünde gene bizler için önemli olacak e, 37 54. Ve 43.80 kanalı Evet 43.80 45 45.40 aralığı da gene bizler için olmazsa olmaz bir kanal aralığı ve hedef olarak gümüş ons'ta da gözükmekte. Dediğim gibi 24.80 şartımız teknik olarak hala devam etmekte. 24.80 üstünde kalan gümüş onsta da e, uzun bazda 45 dolar seviyelerindeki hedefimiz devam etmekte. Evet e, gümüş gram hemen bakalım gümüş gramda bizler için. E, önemli olacak kısa ve uzun bazda hedeflerimiz. Hemen gümüş gramı kısa da bakalım. E, onu da gene arkadaşlar gümüş ons grafiği üzerinde anlatacağım sizlere. 6.47 kısa da arkadaşlar şuradaki 6.47 seviyesi üzerinde kalındıkça 6.76 kısadaki hedefi. Evet şu bant aralığı kısadaki hedefi. Ee, 6.76'yı da aşabilirse tekrardan 6.95'teki e, önemli ve kuvvetli direnç bölgesini tekrardan kısada test etmeye gidecektir. Bizler için 6.47 önemli. 6.47 üzerinde kaldıkça ee, yükseliş 6.95 6.76 seviyesine doğru Gümüş gramda devam şeklinde Gözükmekte 6.47 altında Bir sarkma Yaşanırsa arkadaşlar o da 6.29 seviyesindeki Önemli e, destek bölgesine doğru Gümüş gramı tekrardan çekebilir Daha orta bazlı e, Gümüş grama baktığımız zaman da Bizler için orta bazda Gene arkadaşlar 9.04 seviyesi önemli bir hedef olarak gümüş gramda gözükmekte. Ee, bunun için olmazsa olmaz noktamız 6.19'un kırılmaması. 6.19 üzerinde kalmalarına devam etmesi halinde orta bazdaki arkadaşlar 7.24 direnci ee, onun üzerinde 7.99 direnci. Ve bu direncin aşılmasıyla birlikte de 9.04 ana hedef bölgesini gümüş karamda takip edebilirler. Burada da dediğim gibi 6.19 önemli bir stop yeri olarak gözükmekte. Uzun bazda gümüş karamda ana hedef bölgesini de hemen belirleyelim. Daha uzun bazda 9 seviyesi üzerinde kalışlar arkadaşlar önemli. 9 seviyesi üzerinde tutunmak için de Şuradaki alttan geçen destek seviyesi bizler için önemli olacak. Buradan alttan geçen destek seviyesi 572'de uzun bazlı arkadaşlar için hemen şunu bir daha alalım. Şurada 572 uzun bazlı düşünen arkadaşlar için stop bölgesi olarak kabul edilmeli. 572 üzerinde e, ilk beklenecek yer 904. 9.04 üzerinde 10.93 seviyesi. 10.93'ün de e, yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte 11.55'teki ana hedef bölgemiz e, gram gümüşte de takip etmemiz gereken önemli bölgemiz olarak gözükmekte. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi altın ve gümüş tarafında e, çılgın rakamlar bizi beklemekte. Bu çılgın rakamları vermemdeki amaç. Bunları da bilin isterim. Bunlar da teknik olarak mümkün olan rakamlar. Fakat bunlar oluşabilmesi için de o mutlaka stop bölgeleri olan verdiğim destek noktaları üzerinde aylık hatta yıllık günlük kapanışları da takipte kalmanız şart. Zaten uzun bazlı bekleyen arkadaşlar genelde alımlarını daha aşağılardan yapmış olan arkadaşlardır. Ee, kısa ve orta bazlı arkadaşlar da e, günlük, haftalık veya aylık al sat işiyle uğraşan arkadaşların takip etmesi gereken seviyelerdir. Fakat uzun bazda baktığımız zaman altında ve gümüşte e, yön hala yukarı olarak gözükmekte. E, bunları da bilin istedim. Evet altın ve gümüş tarafında verdiğimiz rakamlar bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Alt taraftaki like tuşunu kullanmayı unutmazsanız da beni çok memnun edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.